Alayım çöpten istersen, ne dersin? Ben namazından önce camimizde... Hafta sonları yaylaya geliyoruz fakat çelik çözük getiremiyoruz. Çünkü elektrik yok, bilgisayar yok, hiçbir şey yok. Elektriğin olmadığı yerde medeniyet yok. Biz de buna istinaden ne yapabiliriz düşündük. Önce rüzgardan elektrik elde edelim dedik. Rüzgardan elektrik elde ettik fakat şey yok bunda da. Devamlı esen bir rüzgar yok. Şu anda da gördüğünüz gibi bir rüzgar yok. Güneşten elde edelim dedik. Görüyorsunuz sis, duman, güneş de yok. Sudan elde edelim dedik. Baktık su da yok. Biz bu elektriği neden elde edeceğiz? Köyden az buçuk anlayan, köyün yerleşimi bilen insanlar bize içme suyu var, işte 50'lik boruyla su geliyor falan dediler. O zaman hedefimiz bu oldu. 50'lik boruyla elektrik elde edebilmek. 50'lik boruyla gelen içme suyundan elektrik elde edebilmek. Hedefimiz bu oldu. Bununla ne kadar elektrik elde edebiliriz? Bunun hesaplarını yaptık. Araştırdık bunu. Hesapladık. Suyun geldiği noktayı gittik, inceledik, etüt yaptık. GPS'te ölçtük. Sonra elektrik sistemini kurabileceğimiz yere belirledik. Onun GPS ölçümünü yaptık. Araya'daki mesafe baktık. Bizim ihtiyacımız olan elektriği caminin, en azından suyun geçtiği yer caminin yanıydı. O zaman hayır olsun, camiye yapalım dedik. Caminin ihtiyacını görebilecek bir elektrik elde üretebileceğimizi gördük. Teknik boyut buydu. Ondan sonra işin tamamen ameli boyutu kaldı. Fiziksel olarak elimize bir makineyi aldık, bunu yaptıracağız. Sanayiye gittik, dedik ki bunu yapacaksınız arkadaş. Bu olmaz. Niye olmaz? Elektrik üretmez bu. 3000'de öyle bu dönmez. İnsanların yaklaşımı hep bu oldu. Sen bunu yapamazsın. Ben de yaptım, arkadaşım da yaptı, öbür mühendis de yaptı ama bu olmadı. Herkesin yaklaşım tarzı buydu. Biz Cemal Hoca ile beraber olmamazların üzerine gittik. Devamlı. Ha, neresi olmadıysa orasını çözelim. Kaynak makinası yaptık. Kaynağımızı kendimiz yaptık. Sonra kaynağı, bütün şu anda çalışan cihazı, montajı, kaynağı da dahil her şeye bize ait. Yani bir tornacının bile bir parçası yok. Tornacıya gidiyoruz, şunu yap diyoruz, adam bu olmaz, ben bunu yapamam, küçük iş. Yaklaşım tarzı, ya arkadaş paramla yap, yapamam. Biz de buna istinaden gittik. Bu insanlar demiri neyle kesiyor? Baktık İngilizler dekobajla demir kesiyorlar. Gayet de başarılılar. Biz de gittik dekobaj aldık, bütün demirlerini dekobajla kestik. Dekobaj bildiğiniz tahtayı kesmek için kullanılan bir cihaz. Biz bunu tamamen amatör bir ruhla yaptık. Fakat çok güzel elektrik elde ettik. 220 volt 50 Hz şu anda. Yaklaşık 35 tane lamba şu anda yanıyor. 150 wattlık, 15 wattlık lambalardan. 15 wattlık lambalardan. Bu akşam da köyün güzel bir organizasyonu var. İftar yemeği düzenliyor. Muhtarımız öncülük yaptı. Babam, muhtarımız, işte köyünleri gelenleri. Bu verdiğimiz iftar yemeğinde vesile oldu. Bununla beraber ışıtıyoruz şu anda. Zaten birazdan karanlık olacak. Beraberce yemek yiyeceğiz. İşte göreceksiniz, her taraf aydınlık. Ama sadece 50'lik boruyla elde edebileceğimiz su bu. Ki olsun, 100'lük boruyla bir elde edeceğimiz su olsun, bütün ovayı aydınlatırız ama o da yok. Akşam kaç lamba yanacak? Akşam 34 tane lamba yanacak. Her tarafta lamba olacak burada. Caminin içerisi yanacak, dışları yanacak, çadırın içerisi yanacak. İşte mutfakta yemeğin piştiği yer yanacak. Misafirlerimizi ağırlayabileceğimiz yerdeki lambalar yanacak. Zaten şu anda yanıyor fakat yanan lambalar gün ışığında pek göremiyorsunuz. Zaten sis de var, bunun içerisinde kayboluyor. Şu anda bütün lambalar aktif vaziyette yanıyor. Ha, bu şu anlık mı yanıyor? Değil. Ramazan'ın ilk gününden beri teravih namazları kılınıyor. Yani ondan bu zamana kadar bu sistem çalışıyor burada. Üzerine herhangi bir ek yapmadık. Sadece şuna bakmak gerekiyor. İşte boru patlamaması gerekiyor. Ona bakmak gerekiyor, incelemek gerekiyor. Başka da hiçbir ne masrafı var, ne gideri var. Benzin kullanmıyor, su kullanmıyor. Hatta güneş bile kullanmıyor. Su gelip geçiyor. Yani suyu harcamıyor. Su burada bitmiyor. Gelen suyu tekrar amacımıza uygun kullanabiliriz. Tekrar boruya bağlayıp içme suyu olarak kullanmaya devam ediyoruz. Buna şunu diyebilir miyiz? Dünyanın en küçük hidroelektrik santrali. Evet, cep santrali diyorum ben şu anda buna. Cep santrali. Buna hemen bir kişi yaklaşık 20 kilo civarında alıp götürüp istediğim yere takıp elektriği elde edebilirim. Adı olarak da daha bir şey bulmadık ama cep santrali diyoruz. Şimdilik bu yani. Cep telefonu mod oldu ya, ona istinaden biz de diyoruz. Bu da götürülebilen bir şey netice itibarıyla. Sadece bir su gerekli. 50'lik boruyla gelen bir su şu kadar elektrik üretiyor. Daha fazla üretsin diyorsak, daha büyük bir boruya taktık mı 2.2 kW'a kadar elektrik üretebiliyoruz şu anda.
ürettiğimiz elektriğin şey kilovatı da bu olabiliyor. Fakat 50'lik boruyla üretebileceğimiz bu mesafeden işte suyun aldığımız noktayla santralı kurduğumuz nokta arasındaki mesafeden üretebileceğimiz elektrik 34 lambaydı. 35 değil, 34 lamba. Onun için bütün köyün ihtiyacını gideremiyoruz ama biz en azından bu noktanın ihtiyacını giderebiliyoruz. Yokluklar içerisinde bu kadar oluyor. Bu konuda diğer obalara 1995 yılında elektrik geldi. Bizim obamızda elektrik yok. Alabilmek için de çok yerlere başvurduk. Tabii başaramadık. Şu anda bir şey yaptık. Arkadaşımız Cevat Koç böyle bir buluş yaptı. Köylü devlet işbirliğiyle enerji hattımızı buraya kadar getirdik. Bundan sonra da AG hattını yapılması için yetkililerden bekliyoruz yani. Bu buluş da arkadaşımızın buluşu. Buna da teşekkür ediyoruz yani. Obamızın içme suyundan bu aletleri ürettiler. Bu hale getirdiler. Allah bunlardan razı olsun. Yani bu suyla da köyün içme suyuyla da bu iş olurmuş. Çok çok teşekkür ediyorum. Bunlardan Allah razı olsun. Geriye katma değer katmak. Yani tek gider elektrik, en büyük gider elektrik olan herhangi bir ufak işletmeyi çalıştırdığımızı düşünün. İşte şu anda ben hesapladığım bazı hesaplara göre bizim köyde bir mezrada 22 kW elektrik net üretebilirim. 22 kW elektrikle beraber çalışan bir fabrika düşünün. Fabrika değil, bir atölye düşünün. O atölyenin hiç gideri olmayacak. Artık en büyük gideri elektrikse artık en büyük gideri elektrik olmayacak. Ona hiç para ödemeyeceksiniz. Ben şunu sorayım. Musluk suyundan elektrik üretilebilir mi? Tabii musluk suyundan elektrik üretilebilir.